Şimdi arkadaşlarım üçüncü temizlik maddesi olarak çamaşır sodasından bahsetmek istiyorum. Çamaşır sodası Na2CO3 10 su yani sodyum karbonat dekahidrattır. Çamaşır sodasının en önemli özelliği sularda sertlik yapan iyonları yani kalsiyum ve magnezyum artı 2 karbonatları halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için dikkat dikkat. Sert sularda bile temizleme özelliği vardır. Soruyor bize. Sert sularda kimler iyi temizler? deterjan ve çamaşır sodası diyeceğiz arkadaşlarım. Çünkü çamaşır sodası sert sudaki kalsiyum ve magnezyum artı 2 buradan sodyum karbonat geliyor. Yani karbonat eksi 2 iyonları geldiği zaman kalsiyum ve magnezyumu ortamdan uzaklaştırıyor. Yani suyun sertliğini gideriyor. Bu yüzden sert sularda bile temizleme özelliği vardır. Sodyum karbonat su ile hidroliz olur. Sodyum hidroksit ve sodyum bikarbonat oluşur arkadaşlarım. Sodyum hidroksit kiri yani yağı görür. Yağ kir apolardır. Dolayısıyla yağ sodyum hidroksitle ne yapar arkadaşlarım? Sabunlaşır. Bu yüzden temizleme etkisi vardır sodyum karbonatın. Kirin yapısındaki yağ oluşan sodyum hidroksit maddesi ile hidrolize uğrayarak sabunlaşır ve yağ çözünür. Bundan dolayı çamaşır sodasının yağı temizleme özelliği vardır. Sodyum hidroksit artı yağ sabun artı gliserindir. Çamaşır suları arkadaşlarım dedik ki sabun, deterjan, çamaşır sodası ve çamaşır suyu. Bunların hepsi bazik maddelerdir. Çamaşır suyunun pH'ı da 7'den büyüktür. pH yaklaşık 12,5 civarındadır. Etken maddesi sodyum hipoklorittir. NaClO şeklindedir arkadaşlarım. Bunu gördüğünüz zaman çamaşır suyu diyeceğiz. Maddeleri beyazlatmak veya ağartmak için kullanılan kimyasal maddelere çamaşır suyu denir. Sanayideki eldesi işte bu tepkimedeki gibidir arkadaşlarım. Sodyum hidroksit klor ile tepkimeye giriyor. Sodyum hipoklorit Yemek tuzu yani sodyum klorür artı su elde ediyor. Çamaşır suyu oksidasyon yoluyla beyazlatan bir maddedir. Hipokloritler ısı ışık etkisiyle hızla bozunduklarından serin ve karanlık depolarda saklanmalıdırlar. Yani buradaki çamaşır suyunun ağartma etkisi yükseltgenme yoluyla sağlanır arkadaşlar. Ev tipi çamaşır suyu yaklaşık kütlece %5 sodyum hipoklorit içerir. Çözeltide sodyum artı ve hipoklorit iyonları vardır. Hipoklorit iyonları sulu çözeltide zayıf hipo kloroz asidini vererek hidroliz olurlar. Bu nedenle güçlü yükseltgendirler. Yükseltgen özelliklerinin nedeniyle de renk giderici ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Soruyor bize çamaşır suyu hangi yöntemle artır? Nasıl temizler? Yükseltgen özellikleri sayesinde diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım çamaşır suları iki çeşittir. Klorlu çamaşır suları ve oksijenli çamaşır suları. Bakınız klorlu çamaşır suları artır ama oksijenli çamaşır suları artmaz. Oksi action denir. Onları döktüğünüz zaman tabii ki yüzeyde bir ağırma olmaz ama klorlu olan çamaşır suları artır. Klorlu çamaşır suyu sodyum hipokloritin %5'lik çözeltisidir. Beyazlatıcı ve parlatıcı özelliğine sahiptir. Mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Ucuzdur. Renkli çamaşırlarda kullanılmaz. Bakınız. Çünkü ağartır. Oksijenli çamaşır suyu bunların en önemlileri sodyum perborat ve sodyum perkarbonattır. Oksijenli çamaşır suları klorlu çamaşır sularına göre daha pahalıdır. Pamuklu keten kumaştan üretilmiş kumaşlarda kullanılır çünkü yıpratmaz. Her renk kumaşta kullanılabilir çünkü artmaz. Kumaşları da dediğim gibi fazla yıpratmaz. Peki çamaşır suyu nasıl ağartır? Şimdi arkadaşlarım renkli maddelerde rengi veren pigment maddesi ve bu pigment molekülü içinde karbon atomları arasında çift bağ var. Yani karbon karbon arası çiftli bağ varsa bu katılma tepkimesi verecek. Dolayısıyla buradaki pi bağı ne yapacak arkadaşlarım? Kırılacak. Dikkat dikkat yükseltgen özelliği sayesinde çamaşır suyu çiftli bağdaki bağın birini koparıp tekli bağ dönüştürerek pigmentin ışığı soğurma etkisini ortadan kaldırır ve renksiz bir yüzeyin oluşmasına neden olur. Tuz ruhu Hidroklorik asidin %18'lik çözeltisidir. Tabii ki hidroklorik asit olduğu için tuz ruhu asidiktir arkadaşlarım. pH 7'den küçüktür. Dezenfektan özelliği nedeniyle evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılır. Sanayide metal oksitlerinin saflaştırmasında kullanılır. Günlük ev işlerinde kullanılan temizlik ürünlerinin birçoğu asidik ve bazik özellik gösteren çözücü maddelerdir. Sabun, deterjan, çamaşır sodası ve çamaşır suyunun Bazik özellik gösterdiğini söylemiştim. Bakınız, hidroklorik asit ve nitrik asit kireç çözücüdür. Çünkü kireç bir bazdır ve asitle tepkime verecek. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit yağ çözücü. Çünkü yağ bazla ne yapar arkadaşlarım? Sabunlaşır. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Sülfürik asit ve hidroklorik asit de tuvalet temizleyicisi olarak kullanılır. <laughs>